Atatürk onlara, ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum dedi. Ve 57. alay bu topraklarda son buldu. Hayatını bu topraklar için verdiler. Bayrakları için verdiler. Anneleri, babaları, çocukları, torunları ve bu ülkenin geleceği için verdiler. Gömelim gel be, gel seni tarihe desem sığmazsın diyen... Sallanmayın lütfen. Çanakkale destanı bir anlamda burada yatanların destanıdır. Bütün Türkiye'nin destanıdır. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye'yi emanet ettiler. Çanakkale destanı, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bize anlattı. Ve bir başka destanı yazdı. O destan Kurtuluş Savaşı destanıydı. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başladı ve 30 Ağustos'ta Türkiye bağımsızlığını bir anlamda düşmanları denize dökerek kazandı. Tarihimizi iyi bilmeliyiz. Eğer bize güzel bir Türkiye bıraktılarsa bu güzel Türkiye'de hepimiz adalet içinde yaşamalıyız. Bu güzel Türkiye'de hepimiz birlikte yaşamalıyız. Ve bu güzel Türkiye'de hepimiz huzur içinde yaşamalıyız. Adalet kurultayımızın teması da budur. Mehmetçiklerimizi anladık. Andık. Komutanlarımızı andık. Onların yaşadıkları, savaştıkları topraklarda sabah yine onların kalktığı saatlerde kalktık. Onların içtiği çorbaları içtik. Onların içtiği hoşafları içerek buralara geldik. Evet, biz bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Onlar hayatlarını verdiler. Bizler çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi vermeliyiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Benimle beraber bu yürüyüşe katılan bütün arkadaşlarıma, hayatını veren eline, komutanına yine şükran borçluyuz. Onları her zaman, her ortamda, her yerde saygıyla, minnetle, şükranla anacağız. Allah rahmet eylesin diyoruz hepsine. Teşekkür ederim.